Kuyum Haber'den herkese merhaba. Piyasalar son günlerde oldukça hareketli. Hem döviz cephesinde hem altın cephesinde zaman zaman yükselişler yaşanıyor ve bu yükselişte hızlı bir şekilde yaşanıyor. Peki piyasalardaki bu dalgalanma ne kadar daha devam edecek? Devam edecek mi? İşte tüm akıllardaki soruları konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var. Kendisi 30 yıldır kuyumculuk sektörünün içinde çok değerli bir isim. Ateş Sarrafiye'nin firma sahibi Sayın Vedat Ateş'le konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Özellikle söylediğimiz gibi piyasalar çok hareketli. Evet. Hem dövizde hem altında hareketlik var. Öncelikle dövizi sormak istiyorum. Nasıl son durum ve bu dalgalanma devam edecek mi? Dalgalanma piyasalarda her zaman olur. Bunun birinci sebeplerinden birisini siz de takip ediyorsunuz. Herkes takip ediyor. Merkez Bankası'nın almış olduğu karar, faiz indirim kararları, tabii ki bu piyasaları rahatlatmak için çok doğru bir karar. Bizim sektör olarak onayladığımız bir karar. Fakat tabii ki faizlerin düşürülmesiyle birlikte dolarda yukarı doğru hareketlenme oldu. Fakat bu ben geçici olarak düşünüyorum. Zamanla bu piyasaların oturacağını, doların da belli bir kurda oturacağını düşünüyorum. Böyle bir gelişme oldu. Bizim de beklemediğimiz bir şeydi. Tabii Merkez Bankası'nda 0.50 puan düşüreceğini beklerken herkes bir baz puan düşürmesi piyasalarda dolara olan rekabet şeyi arttırdı. Rağbeti arttırdı. Ama şu an biraz ivme aşağı doğru. Yıl sonunda dolar daha güzel yerlerde oturacağını düşünüyoruz biz. Yani düşüş devam eder mi? Yani çok aşağılarda düşünmüyoruz ama 9.500 bandının altında olacağını düşünüyoruz. Yani zamanla bu tabii oturacaktır. Şu anda zaten altın fiyatlarının değerlenmesi, yüksek olmasının sebebi dolar kurunun aşırı değerlenmesinden kaynaklanıyor. Dolar kuru birazcık daha minimize olduğunda, aşağı doğru geldiğinde inşallah altın fiyatları belli bir yerde oturur. Tabii çok aşağı bekliyor muyuz? Bunun için şu an erken bir düşünce yani. Altının gramı da 561 liraya kadar çıkmıştı. An itibariyle biraz da o da doların geri çekilmesiyle birlikte herhalde düşüyor. Altında nasıl bir beklentiniz var? Nasıl gramla ilgili kaç lira olur yıl sonuna doğru? Yıl sonuna altın tabii kesin bir rakam vermek tabii ki mümkün değil. Ama 530-540 bantlarında olacağını düşünüyoruz. Çünkü ons bazında altın çok yüksek değil. Beklediğimiz ons yukarılarda onu bekliyoruz ama o değeri bulmadığı için dolardan dolayı altın hareketli ve yukarı ivme yaptı. Dolar oturduğu zaman bu fiyatların yıl sonunda ben bu derecelerde olacağını düşünüyorum. Anormal şeylerin olacağını düşünmüyorum şu anda. Çok fazla yükseliş veya düşüş beklemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, yani tekrardan Merkez Bankası bir baz puan daha faiz kararı almazsa, ki şu anda konuşmalarda ya da görüşmelerde böyle bir şey yok. Bu bantta olacağını düşünüyoruz dolar kurunun ve altın fiyatının. Özellikle tabii şunu da sormak istiyorum. Yatırımcılara ne gibi bir tavsiyeniz olur bu konuyla ilgili? Özellikle söylediğim gibi yıl sonunda yaklaşıyor. Tabii yatırım yapmak isteyenler olur. Ne yapsınlar? Özellikle TL'delerse ne yapsınlar? Vallahi şunu söyleyeyim. Dolarla kazanmayanlar dolardan, yani TL'den dolarla kazanmadığı zaman dolardan uzak duracaklar. Dolarla borçlanma yapmayacaklar. Bunu zaten ekonomistler de söyler. Merkez Bankası Başkanı da söyler. Dolarla borçlanma yapmayacağız. Dolarla ödemelerimize dikkat edeceğiz. Çünkü bu aradaki farkı sonra karşılayamayabilir insanlar. Dövizle borçlanmalardan uzak duracağız. Böyle yani. Gelişme daha yaşandı özellikle son dönemde. Döviz bürolarından özellikle döviz alırken TC kimlik numarasının gösterilmesi. Bence bir sakınca yok. Herkes kimliği ibraz ederek, yani döviz alım satımında bir engel yok. Ama burada kimlik ibraz etmesini istiyor. Bu da bence doğru bir karar yani. Bu bir sıkıntı, piyasalar için bir sıkıntı doğuracağını zannetmiyorum yani. İşte döviz akışını ya da döviz geldisini girdisini kontrol altına almak için hükümet tarafından alınmış bir karardır. Bence doğru bir karardır yani.
kararı doğru buluyorsun. Doğru buluyorum. Doğru buluyorum. Çünkü yani yani bu Türkiye'de yabancı bir parayla çalışmayan insanların anormal derecede hareketler yapmasını engeller bence. Benim demek istediğim zaten herkes her dönemde fiyatlar şöyle oldu, dolar şöyle yükseldi, ekonomi şöyle oldu. Yani ben şu anda gözlemlediğimi söylüyorum. 30 senedir ticaret yapıyorum. Fakat piyasalarda mükemmel derecede bir hareketlilik var ve iş var. Üretim çarklarımız çalışıyor. Bizim yaptığımız işler de hareketli. Fakat insanların bu en ufak fiyat artışlarında böyle kaygıya kapılıp işte dolar şöyle gitti, ekonomi ne olacak diye bir şey kaygıya kapılıyorlar. Biz bu ülkede bunu 30 yıldır yaşıyoruz. Yani ben anormal bir şeyin olacağını düşünmüyorum. İşlerimizin devam edeceğini, bu şekilde yürüyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi tabii piyasalar oldukça hareketli. Gözler hem döviz cephesinde hem bir yandan altında ne olacak, ne bitecek? Yıl sonuna doğru fiyatlar daha da yükselecek mi, düşecek mi? Yatırımcılar da merakla takip ediyor. An be an işte biz de son gelişmeleri konuştuk. Piyasaları değerlendirdik. Değerli bir konuğumuz vardı. Ateş Sarrafiye'nin firma sahibi Sayın Vedat Ateş'le birlikte değerlendirdik piyasalardaki son durumları. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.